Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeyden Karalar'a biliyorsunuz geçen hafta haciz geldi. Haciz getirdiler belediyeye. Şimdi bu haciz ilk başta bir mağduriyetmiş gibi gösterildi. Daha sonra hani belediyenin parası yok falan ödeyemiyor veyahut da AK Parti'den kalma yani eski borçlar ve %40 hizmet verilmiş, %100 fatura kesilmiş gibi bir lanse edilme oldu. Hani AK Parti zamanında hani yandaşların cebi dolduruldu gibi. Ondan sonra bu hacizi getiren şirketin avukatları Zeyden Karalar'la kol kola adamların restoranda resimleri çıktı. Hacizi gönderen avukatların restoranda resmi çıktı. Ya kardeşim şimdi biz hangisine yani şimdi yapmış olduğun hangi yalana, hangi mağduriyete, hangi tiyatroya şimdi cevap verelim? Biz şu anda çok karman çorman bir durumda yani iş iyice sarpa sarmaya başladı. Birincisi ilk başta denildi ki ne AK Parti'nin %40 yapmış olduğu şey %100 fatura diyorsun. Eğer öyle bir durum varsa mahkeme aracılığıyla karşı taraf sana haciz getirmiş. Mahkeme yani devletin yani Türkiye Cumhuriyeti'nin hakimlerine dosya öyle bir keresinde gidip de marketten onaylatmıyorsun. O elindeki faturalar, saatler, çalışma, işçilik oraya ödediği kilit parke döşenmiş yere taş kilit parke 2 milyon 700 bin lira bir borç. Yani bunu normalinde yani kümiller 700 bin lira dediğin 5 katlı bir apartman yapamazsın o paraya. Yapamazsın kardeşim. 5 katlı bir apartman yapamazsın. Yani bu ne demek biliyor musun? Koskoca Adana Büyükşehir Belediyesi 5-10 tane daire yani 5-10 tane daire fiyatına ödeyebilecek durumu yok. O fiyatına şeye icraya girdi. Ve icrayla belediyenin makam odası, masası, sandalyesi haciz edildi. Komikliğin bir tarafı da şu. Ya kardeşim sen belediyedeki o masayı, sandalyeyi ne diye haciz ediyorsun ki ne? Kaçı kaç kuruş zaten? Adam yani mağduriyet tiyatrosuna bak. Masayı satsan ne olur? Yani en kral masa olsa, bak en kral masa olsa bugün 3 milyar, 2 milyar, 5 milyar. Sandalyeden ne olur? Gider şuradan alır ikinci el. Satsa ne yapacak? O reklam tiyatro, mağduriyet oyunu. Ya belediyenin o kadar bak, o kadar kepçeleri var, graydarları var, o kadar cenaze araçları var. Yani saymakla bitmez belediyenin üstüne zimmetli araziler var. Bir sürü mal mülk var. Gidip de sen niye onlara haciz etmiyorsun? Onlara niye el koymuyorsun? Paranı kurtarmak istiyorsan, bak paranı kurtarmak istiyorsan belediyeye ait bir kepçe, iki tane kepçe alsan zaten kepçenin birisi eder zaten 3 milyon. Bir kepçeyi al belediyenin kepçesini. O kadar asfalt, zil dökme makineleri var, silindirleri var. Yani kamyonlar var. Saymakla bitmez belediyenin sulama araçları var. Hangi birini söyleyelim? O kadar malı mülkü var, sen kötü, kıçı kırık belediye başkanının odasındaki masaya ve sandalyeye alıyorsun. Adamın mağduriyet oyununa bak. Yani ne demek istiyorlar? CHP'li belediyeleri AK Partililer çalıştırmıyor. Neresinden düzelteyim yani? Hangisini düzelteyim? Hani tiyatronun, hani dedik ya. Bir ikincisi bu hacizi getiren, gönderen şahsın şirketin avukatlarıyla kol kola geziyorsun. Al sana bir mağduriyet daha. Bir arkasından bakalım. 2 milyon 700 bin lirayı ödeyebilecek koskoca Adana Belediyesi'nin cebinde parası yok mu? Yani 3 daire parası. Bu kadar da hani parası yoksa niye orada oturuyorsun? Adana o zaman batmış bitmiş, iflas etmiş. Adana'da kimse vergi vermiyor. Adana'nın malı mülkü bir şeysi yok kardeşim. O zaman cuma namazı çıkışı cemaate değil de aralarında para toplasınlar. Bari ödensin ya bu. Ve ayrıyetten AKP'nin üzerine attığın bir ayrı iftira. %40 İşçilik yapılmış, %100 fatura kesilmiş. Adam mahkemeye başvurduğunda bir dakika efendim bak mahkemeye başvurmuş, icra çıkmış. Öyle bir günde çıkmıyor yani. Bu icranın bir sene süren bir davası var. 2016'dan beri kalan bir borç. Taksit taksit ödenen ama ödenmeyen borcundan dolayı mahkemeye başvuruluyor. Kaç kere ihbar alıyorsun, mektup alıyorsun, uyarı geliyor. Sen bütün bunların hiçbirine karşılık vermiyorsun. O zaman sen bunun %40 işçilik olduğunu biliyorsan bir dakika efendim de ya hakim bey de bu adamdan de kaç metrekare buraya kilit parke döşemiş? Kaç saat çalışmış? Ne kadar taş? Bunun ederi ne? Fiyatı ne? İhaleye nasıl girmiş? Kaç işçiyle bu işi yürütmüş? Kaç günde yapmış? Bunun bana faturasını, detayını, gelir giderlerini bana dokümanlarını çıkarsın. Çünkü devlete bu oradan %100 aldı diyorsun da o devletten alacak olduğu, belediyeden almış olduğu o para karşılığında vergi dairesine adam kazanç belgesi
sunmak zorunda. Daha sonra o kazanç belgesiyle vergi ödüyor adam. Vergi ödeyecek. Sen bu işçiliğin vergisini muhasebeye ne bildirdin? Gelir gider hesaplaması var, stopajı var, bilmem nesi var, bir dünya var. Mahkemede hakimin karşısındasın. Git hakimin karşısına, gönder avukatını. Kardeşim biz detaylı bir şekilde bu harcamadan da ben bilgi istiyorum, doküman istiyorum. Karşına gelsin, eğer ki varsa orada bir de alavere dalavere, mahkemeye orada heyet var. Koskoca belediye başkanısın. Belediye başkanı olarak da yani hakime iki laf edemiyor musun? Diyemiyor musun ki yani, hakim bey ben bunu kabul etmiyorum. Burada AK Parti'nin geçmiş, yani AK Parti hep diyorsunuz da, geçmiş dönem belediyenin burada yapmış olduğu bir fatura şişirme olayı var. Ben burada yapılan bu işçiliği, hizmeti, bakın bu kadar bilirkişi atadım. Benim teknisyenlerim var, şu var, bu var. Burada 2 milyar 700 bin liralık bir işçilik yok. Burada en fazla 500 bin liralık işçilik var. Bunlar yolsuzluk yaptığı için ben itiraz ediyorum. Ödememe hakkımı kullanıyorum. Tekrar buraya bilirkişi atansın. Neyse buranın gerçek değeri, masrafı, ne karşı tarafta yani ne masraf ettiyse hepsini dokümanla tekrar toparlasın, getirsin karşınızda, huzurunuzda, bana ispatlasın bunu, ben onu ödeyeyim. Biz ödeyelim onu belediye olarak. Bunu diyebilirsin. O kişi de ne kadar artık doküman toplarsa getirir, sen de onu yani neyse anlaşırsınız hakim karşısında, onu ödemeye takside bağlarsın. Yoksa senin masandan sandalyenden ne alaka? Yani mağduriyet oyunu oynuyorsunuz. Tiyatrocu ya. Tiyatrocu. İzmir'de bir tanesi var, para çıkartmak ister kendi parasını. Yok Kıbrıs'ın işine karışmayın der. Ankara'da Sinan Aygun'la Mansur Yavaş'ın 25 milyon TL'lik rüşvet skandalı. O da yani Allah'tan normal CHP'nin geçmiş dönem milletvekiliydi de, dişli birisiydi de, ses söz geçirebiliyordu da böyle yaptı. Normal sıradan en zengin müteahhitin birisini getir, o bile konuşamaz ya, belediye başkanı karşındaki adamın soyunu, imini, timini kuruturlar ya. Adamın ipini çekerler. Bir daha müteahhitlik yapamaz. Sen belediyeye nereye kafa tutuyorsun? Hepsi veriyor rüşvet, oturuyor kıçının üstüne. Ağzını açmıyor. Bak şimdi bile Sinan Aygun'un dumanını attırdılar. Çünkü belediye gelir mühürler abi. Gönderir 2 tane zabıta. Dumanını attır, ananı ağlatır. Sen yani Sinan Aygun bile ne kadar zorlandı. O kadar basına, medyaya adamın gücü vardı da arkasında. Yine sizdendi de yani ses getirdi. Yoksa ama benim diyen hiçbir müteahhit kalkıp da belediyeye kafa tutamaz ya. Hele de CHP tam diktatör. Tam bir hakkını falan hayatta arayamaz. Arkasından gidip anlaşmıyor işte. Bu mahkeme aracılığıyla karşı tarafla. Yani bunu ben konuşayım da anlaşma diye bir şey yok. Zaten bunlar hikaye, tiyatro kısmı. Zaten adam avukatıyla kol kola geziyor. Nasıl kol kola geziyor? O da var ya. Geçmiş oraya boş halı kilimin üzerine almış eline bir tane şey, kağıt, çalışıyormuş gibi. Bir tane kurşun kalem almışlar, çek beni çek, hani bir ara sosyal medyada fenomendi, çek beni Kürt kızı, haberim yokmuş gibi çek diyor ya, haberim yokmuş gibi, çalışıyormuş gibi çek diyor. Kalemin ucuna bakıyorsunuz, kalemin ucu daha açılmamış, sivrilmemiş, uç yok kalemde, uçsuz kalemle yazıyor gibi, yani çalışıyormuş gibi ayak yapıyor. Yanına da 2 tane kahve sandalyesi koymuş tabura. Komedi bunlar ya. Valla yani bu... Daha da yani bu adamlara siz ümit bağlıyorsunuz. Ey CHP'liler, seçmenler. Vallahi bu adamlar tiyatro yani. Şu anda halkı böyle kazıklıyorlar. Yarın ardın arkasını alamazsınız. Soyar bunlar sizi. Ölü soyar gibi soyar hepinizi. Benim diyeceklerim size bu kadar arkadaşlar. Aklınızı başınızda toplayın. Eğer ki CHP'nin ne olduğunu bugünden öğrenemez iseniz, bilmezseniz, getirir de onları hani başkanlık koltuğuna, cumhurbaşkanının adaylığında onu destekleyip de cumhurbaşkanlığı yani en üst makamı da onlara teslim ederseniz, şu anda bakın İzmir, Eskişehir, İstanbul, Bolu, Kırşehir, Adana, Antalya, Mersin, Giresun, kaç tane bak bir sürü kaç tane şehir var daha, Çanakkale, Edirne, Aydın, Muğla, Türkiye'nin %70'e yakın belediyelerin hepsi bunlarda. Mega şehirlerin hepsi bunlarda. AK Parti'nin elinde en büyük belediye Bursa. En büyük. O da kıl payı aldı. Bütün şehirler bunlarda. Ve şu anda hizmet açısından çağ atlaması lazım. Ama hiçbir şey yapmıyorlar. Her şeyi Cumhurbaşkanı'ndan bekliyorlar. Her şeyi devlet yapsın. Her şeyi devlet yapsın. O devleti de ikide bir de ele geçirmek istiyorlar ya. Onu neden biliyor musunuz? Bakın Yalova'da geçen rüşvet skandalı oldu. Sarı zarf kameralara yansıdı ya. Ne yaptı? Hepsi mahkeme huzurunda hesabını vermek zorunda kaldı. Açığa alındı.
Yani Recep Tayyip Erdoğan bunları böyle yolsuzluk yaptıkları zaman, mahkeme, belediyeyi hortumladıkları zaman ne yapıyor? Bunlara dava açıyor, kayyum atıyor. Bunlar da belediyelerden ele tek çekmek zorunda kalıyorlar. Şimdi Cumhurbaşkanlığı makamını eline geçirirlerse yapmış oldukları dolandırıcılıkların üzerine araştıran, aralayan kimse olmasın diye örtbastır etsin diye, o dolandırıcılıkların üzerine kapatsın diye orayı alıyorlar. Orayı almak istiyorlar. Tek niyetler o. Türkiye'yi hortumlayabilmek ve onlara da hesap soracak hiçbir mevci, makam kalmasın. Zaten bütün belediyelerin hepsi şu anda, çoğu zaten CHP'de. Daha ne istiyorsunuz? Hepsi yani. Şimdi şu anda bundan alası var. CHP'nin %90, %90 değil de %70, %75 artık büyük şehirlerin tamamı da CHP'de. Daha ne? AKP'nin sadece Cumhurbaşkanı Erdoğan var. Ondan geri kalan kalmamış ki. Bu adamlara bak, teslim ederseniz başkanlık koltuğunu, yapacak oldukları yolsuzlukların, bak, adam kayırma, adam yerleştirme, devlet hazinelerine çökme, bütün kendi üzerlerine geçirme, alavere dalavere ne kadar Merkez Bankası'nı hortumlama, bütün bunların hepsini yapmak için orayı ele geçiriyorlar ve bunlara hesap soracak kimse kalmayacak. Orayı ele geçirdikten sonra hakim mi, savcı mı, avukat mı, kim hesap soracak? Anında ipini çeker, kaydırırlar, vallahi kendini kodeste bulur. CHP böyle bir şey, diktatörün daniskası. Kimse ağzını bile açamaz. Hamuduyla götürürler Türkiye'yi. Kıçınızdaki donu da alırlar. Sizi de don gömlek ortada bırakırlar. Devlette bir gram ne bir arazi ne bir mal bir şey kalmaz. Ben size söyleyeyim. Evet, beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Lütfen kanalıma abone olup videomu beğenmeyi unutmayın. Hoşça kalın.